Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Bu videoda sizlere Ekim ayının etkilerinden bahsedeceğim. Ekim ayına Merkür ve Mars'ın açıları hareket verirken Uranüs de aslında olayları tetikleyen gezegen olarak önemli bir rol oynayacak. yılın son 3 ayı oldukça hareketli geçiyor. Kasım ayında bir ay tutulması Aralık ayında bir güneş tutulması ve Venüs'ün retro hareketi var. Bu iki aydan önceki Ekim ayı da aslında gündemin yoğun bir ay. Eylül sonunda retro harekete başlayan Merkür 20 Ekim'e kadar terazi burcunda bu hareketini devam ettiriyor. Bu dönemde her Merkür retrosunda hatırlattığımız gibi Yeni başlangıçlar yapmak, yeni ilişkileri başlatmak için uygun zamanlar değil. Daha çok e, sorunlu konuları, e, iletişim konularını, ilişkileri dönüp geriye dönüp e, tamamlamak, çözümlemek için e, uygun zamanlar Merkür retro zamanları. E, sizler e, başaklar ve yükselen başaklar bu Merkür retro döneminde daha çok ee, kazançlarla ilgili öz değerinizle ilgili konular e, üzerinden sınanacaksınız. Bu e, alanlarda daha fazla geçmişe dönük e, halledilmemiş konular önünüze düşecek diyebiliriz. Bu dönemde e, Yeni bir yatırım yapmak uygun olmayacaktır. Yüksek meblalı e, satın almalar yapmak e, uygun olmayacaktır. E, finansal konularda karar verirken etraflıca düşünmek gerekiyor. Ve aynı zamanda yakın geçmişte kendinizi değersiz hissettiğiniz konularda bu e, merkür terazi retrosunda gündeminize gelebilir. 2 4 Ekim'e baktığımız zaman olumlu e, açılarla e, destekli günler olduğunu görüyoruz. Özellikle finansal konularda çözülmemiş konular üzerinden bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. E, bu süreçleri halledebilirsiniz 2 4 Ekim arasında. Fakat e, 5 Ekim'e baktığımız zaman e, rekabet sebebiyle çatışmaların çok fazla olabileceği bir gün 5 Ekim günü. Bu yüzden e, mümkün olduğu kadar e, rekabetten uzak durmaya e, gayret edilmeli. 6 Ekim'de ise Terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu e, yeni aya Mars eşlik ediyor. Merkür zaten retro konumda ve e, Uranüs'te açısıyla olayı e, gayet heyecanlı, hareketli bir hale getiriyor. Sert bir yeni ay bu yeni ay hayata bakış açımızı biraz e, değiştirmeye odaklı. E, ani olaylar, beklenmedik olaylar gündeme gelebilir. Terazi yeni ay olduğu için konu daha fazla ilişkiler üzerinden e, yürüyecek, ilişkiler gündeme gelecek. E, ve daha çok sorunlu ilişkiler, geçmişte tamamlanmamış, e, bir tarafı yarım kalmış olan ilişkiler bu yeni ay sürecinde gündemde. E, sizler daha çok bunu... E, Kazançlarla maddi konular üzerinden bu ilişkilerle ilgili konuları maddi konular üzerinden daha fazla yaşayacaksınız. Bu alanlarda beklenmedik bir takım şeyler gündeme gelebilir. E, aynı zamanda e, kendinizi nasıl değerli hissettiğinizi de e, sınayan e, bununla ilgili bir takım ani gelişmeler, olaylar olabilir bu dönemde. Evet. Bu süreçte ortaya çıkacak olaylar daha fazla fikir ayrılıklarından dolayı e, gündeme gelecektir. Ticari e, alanda da bazı öngörülmeyen e, gelişmeler olabilir bu süreçte. Evet biraz daha e, zemini muğlak bir dönem olacak 6 Ekim civarı. E, tansiyonun da yüksek olduğu bir dönem hani fevri karar vermek, ee, çok olası ama mümkün olduğu kadar e, sabırlı olanın e, daha kazançlı olacağı bir süreç diyebiliriz 7 Ekim'de ise e, bizim sevgiyi nasıl ifade ettiğimiz ve ilişkiyi nasıl kurduğumuzu anlatan Venüs e, burç değiştiriyor ve yay burcuna geçiyor Venüs'ün yay burcundaki yolculuğu 5 Kasım'a kadar sürecek bu dönemde hepimiz aslında ilişkilere ait daha iyimser bir bakış açısına sahip olacağız. Daha sosyal olmak, aktif olmak tercih edilecek bu süreçte. Siz başaklar ve yükselen başaklar Venüs'ün yay geçişinde daha çok aileyle bir arada olmak, aileyle daha çok vakit geçirmek, belki evle ilgilenmek, Evde vakit geçirmek, evde bir takım dekorasyon değişiklikleri yapmak bu alanlarda daha motive olacaksınız. Yalnız Merkür retroyu unutmamak lazım. 20 Ekim'e kadar Merkür retro pozisyonda evde çok önemli büyük değişiklikler yapmak için belki 20 Ekim tarihini bekleyebilirsiniz. 12 Ekim'de ise Satürn retro konumdan ileri konuma geçiyor. Son 5 aydır retro pozisyondaydı Satürn Kova burcunda 22 Mayıs'tan beri. Şimdi ileri doğru hareket edecek. Bu sizi nasıl etkiliyor? Daha çok e, çalışma hayatı, günlük düzenle ilgili 12 Ekim sonrası daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Bu alanlarda biraz daha üzerinizde yoğun baskı hissedebilirsiniz. Belki son 5 aydır sağlığınızla ilgili, sağlığınızı da, nasıl daha iyi e, götürebilirsiniz e, ile ilgili bir takım, kararlar aldınız artık onları mesela 12 Ekim sonrası uygulayabilirsiniz. Daha yoğun çalışacağınız bir dönem diyebiliriz. Çalışma arkadaşlarıyla ilgili olan diyaloglar olsun günlük düzeninizdeki akıştaki o tempoda sizin hareketliğiniz olsun biraz daha fazla sorumluluk alma yönünde olacak. Özellikle de 10-11 Ekim tarihleri, Enerjinin daha sıkışık olduğu, biraz daha baskının hissedildiği tarihler. Bu tarihlerde e, kendinize çok yüklenmeyin. E, sağlığınıza da e, biraz daha dikkat edin derim. Ve e, 15 Ekim'de e, olumlu bir açı var. Bu 15 Ekim'deki e, olumlu açı ile birlikte maddi konularda bir takım gelişmeler e, sağlayabilirsiniz. İş hayatında e, daha verimli sonuç alabileceğiniz... E, bir gün kendinizi daha böyle destekli hissedeceğiniz bir gün olacak 15 Ekim. 19 Ekim'de ise şans gezegeniniz Jüpiter ileri harekete geçiyor. O da yine kova burcunda retro hareketteydi. Bu sefer o ileri harekete geçiyor. Fakat ileri harekete geçmeden önce Mars'la olumlu bir açısı var. Fakat durağan pozisyonda olduğu için Jüpiter bu olumlu açısını biraz daha biz gölge taraftan yaşayabiliriz. Öz özgüven veren bir açı, eyleme geçmek, harekete geçmek için destekleyen bir açı. Sizler daha fazla maddi konularda girişim yapmak anlamında kendinizi bu dönemde daha destekli, daha motive hissedebilirsiniz. Biraz fazla özgüven aşıladığı için bu açı dikkatli olmakta, ayağı yere sağlam basmakta fayda olacak bugünlerde. 20 Ekim'e baktığımızda ise 20 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayda Plüton ve Mars aktif rol oynuyorlar ve 6 Ekim'deki terazi yeni ayı ile başlayan süreçte maddi konularla ilgili bir takım e, girişimlerde bulunduysanız, bir takım kararlar aldıysanız onların sonuçlarını alacağınız, onlardan memnun olup olmadığına bakacağınız ve bunlarla ilgili belki de bir takım e, bitişlere e, gireceğiniz dönem olacak bu Koç Dolunay'ı. Koç Dolunay'ı süresince yani 20 Ekim civarında daha çok karar verirken, Kendinizi merkeze koyacağınız bir dönem olacak bu dönem. İlişkilere bakış da önemli. Hani sorumluluğun paylaşılmadığı ilişkileri bitirmek ya da e, bağımlılık e, geliştiren ilişkileri biraz daha farklı hale getirme isteği içinde olacak bu dolunay süresince. E, giderler, harcamalar... Ortaklı paylaşımlar konusunda bazı kararlar vermeniz gerekecek bu süreçte. Yani özellikle bu alanlarda paylaştığınız sorumluluklar, ilişkiler sizin daha çok gündeminizde olacak diyebilirim. Planda olmayan harcamalar bu dönemde olabilir. Ekstradan masraflar ortaya çıkabilir. Krizli durumları, idare etme becerimizin sınanacağı bir e, dolunay diyebilirim bu koç dolunayı için. Ve dolunaydan sonraki 10 günde aslında gerilimli enerji devam ediyor olacak. 17-22 Ekim e, tarihleri arasında e, riskli e, yatırım yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Ve e, aşk hayatında da çok fazla sorgulayıcı bir tavır içinde e, olmamaya dikkat edin. 17-22 Ekim tarihleri arasında. 24-26 Ekim tarihlerinde de ebeveynlerle ilgili olan konular gündeminizde gelecek. Mümkün olduğu kadar onlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışacaksınız bu süreçte. 30 Ekim'e geldiğimiz zaman da 30 Ekim'de ee, çalışma ortamında e, gerginlikler olabilir. Çalışma e, arkadaşlarınıza karşı çok baskıcı bir e, tavır sergilememeye dikkat edin. Mümkün olduğu kadar e, sakin kalmak bu dönemde önemli olacak. Aynı zamanda sağlıkla ilgili e, sorunları da e, tetikleme ihtimali var 30 Ekim'in. Bu yüzden e, hassas olduğunuz e, sağlık konularında biraz daha tedbirli olmakta fayda var. Evet gündemi yoğun Ekim ayı bu şekilde. Umarım hepimiz için sağlıklı ve keyifli bir ay olur. Kasım ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.